Dünyadaki stres ortamı her geçen gün biraz daha artıyor. Özellikle Avrupa ülkeleri, Amerika ile Asya ülkeleri arasındaki gerilim dünyayı başka bir tarafa sürüklüyor gibi görünüyor. Şu anda Doğu Akdeniz'de Türkiye belki tek başına gibi görünüyor ama Rusya-Türkiye ilişkileri de her geçen gün biraz daha yakınlaşıyor. Aynı Rusya ile Avrupa ilişkilerinin ya da Rusya ile Amerika ilişkilerinin gerilmesi gibi. Keza Türkiye'nin de bana göre hem Avrupa ile hem NATO ile hem Amerika ile hatta hem de Birleşmiş Milletler'le ilişkileri her geçen gün biraz daha geriliyor ve bu sistemin içerisinden uzaklaşan Türkiye, Rusya'ya, Çin'e, İran'a daha da fazla yakınlaşıyor. Doğu Akdeniz'de büyük bir paylaşım savaşı var. Ciddi doğalgaz kaynaklarından bahsediyoruz ve bu doğalgaz kaynaklarından Türkiye'nin pay almaması için elden gelen her şey yapılıyor. Oysa ki Akdeniz'e en uzun kıyısı olan ülkenin Türkiye olduğunu biliyoruz ama bugüne kadar adalarla ilgili yapılan hataların Türkiye'yi hem Ege Denizi'ne hem de Akdeniz'e hapsettiği de ortada. Bu işi acaba önümüzdeki süreçte bir savaş mı paklayacak? Türkiye'nin girdiği bu savaşta, tırnak içerisinde söylüyorum, acaba yanında birileri olacak mı yoksa yalnızlaşacak mı? Rusya, Çin, İran gibi ülkeler Türkiye'nin yanında yer alacak mı? Böyle bir senaryo içerisinde Avrupa ve Amerika'nın ve hatta İngiltere'nin bir araya geldiği Batı Paktı'yla Doğu Paktı'nın karşı karşıya gelmesi büyük bir dünya savaşının çıkmasını beraberinde getirebilir mi? Ve bir başka soru. Bütün bu gerilimler acaba finansal piyasaları, para piyasasını, altını, tüm emtiaları, hisse senedi piyasalarını nasıl etkiler? Bütün bu soruların cevabını bu videoda sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Hoş geldiniz sevgili dostlar. Macron arka arkaya Türkiye ile ilgili sert açıklamalar yapmaya devam ediyor. En son Türkiye'nin Irak'ın iç işlerine karıştığını söyledi. Amerika'da Türkiye'nin Libya'ya gönderdiği paralı askerlerin güvenliği tehdit ettiğini söyledi. Başka bir açıklama Almanya Berlin'den geldi. İç savaş yorgunu Libya'ya uygulanan silah ambargosunun delinmesini eleştirdi ve burada hem Türkiye'yi hem Rusya'yı hem de Birleşik Arap Emirlikleri'ni suçladı. Burada Rusya ile Türkiye'nin karşı karşıya olduğunu görüyoruz. O zaman nasıl olacak da Doğu Akdeniz'de Türkiye ile Rusya yan yana gelecek, birlikte batıya karşı hareket edecekler soru işareti kafanıza takılmış olabilir. Rus muhalif Navalny'nin zehirlendiği haberleriyle birlikte ve Navalny'nin Almanya'ya gitmesiyle birlikte Avrupa Birliği ülkeleri başta Almanya olmak üzere Rusya'ya çok ciddi tavır almış durumda arkadaşlar. Avrupa Birliği ile Rusya arasında ciddi bir gerilim var. Avrupa Birliği şu anda Rusya'yı Kuzey Akım 2'yi bitirmekle tehdit ediyor. Görünen o ki Rusya ile Batı arasında ciddi bir gerilim oluşmaya başladı. Navalny tabi bu işin bahanesi. Buradaki en kritik mesele Kıbrıs'ın kime ait olduğu meselesi. Uluslararası arenada bakıldığı zaman Güney Kıbrıs tüm dünya tarafından tanınan bir ülke haline gelmiş durumda. Kuzey Kıbrıs'a Azerbaycan da dahil olmak üzere kimse tarafından tanınmıyor, bir ülke olarak kabul edilmiyor. Dolayısıyla Türkiye Kuzey Kıbrıs üzerinden Doğu Akdeniz'de bir hak iddia edemez pozisyona gelmiş durumdaydı. Bu nedenle de Libya ile bir anlaşma yaparak bu durumu deldi. Bir bypass politikası uyguladı. Libya eğer ki Hafter'in gözetimine geçerse, kontrolüne geçerse bu anlaşmada suya düşmüş olacak. Türkiye bütün bu koşullar içerisinde ısrarla ben bu gazı istiyorum ve bu gazla ilgili tüm mücadelemi vereceğim kardeşim derse, hatta bu işi askeri bir arenaya doğru sürüklerse ne olur? Karşısında Fransa çok net bir şekilde duruyor. Gerekirse savaşacağız sinyalleri veriyor. Yunanistan çok net bir şekilde duruyor. Gerekirse savaşacağız sinyalleri veriyor. Avrupa ülkelerinden Almanya daha stabildi, daha sakindi. Ortamı daha az germeye çalışıyordu. Erivan'a gidecek olan bir Alman askeri uçağının Türkiye tarafından engellenmesiyle birlikte Almanya'da çok net bir şekilde Türkiye'nin karşısında yer almaya başladı. Dolayısıyla bütün Avrupa şu anda Türkiye'nin karşısında duruyor gibi görünüyor. NATO ülkesiyiz, NATO ülkesi olmasına, NATO ülkesiyiz, NATO ülkesi olmamıza rağmen biz Yunanistan'la ya da Avrupa Birliği ülkeleriyle kavga edebilir miyiz? Bir savaşa gidebilir miyiz? Eğer ki tablo bu şekilde devam ederse gidilebilir arkadaşlar. Her an büyük bir kaza çıkabilir. Böyle bir kaza çıkması durumunda Amerika'nın da bizim karşımızda olduğu çok net. Öbür taraftan Yunanistan'ın 12 mil meselesi de var. Bu İzmir'in içlerine kadar giren bir kıta sahanlığı anlamında.
anlamına geliyor. Yani bizim oltayla bile balık tutamayacağımız anlamına geliyor Ege Denizi'nde. Buradaki tek çıkar yolun 12 adaların tekrar Türkiye'nin eline geçmesi olduğu çok net bir şekilde görülüyor. Keza Kıbrıs'ın da Türkiye'nin bir parçası haline gelmesi. Peki bu bir ütopya mı? Böyle bir şeyin olması mümkün mü? Türkiye böyle bir hamle yaparsa Midya'da pirince giderken elindeki tüm bulgurlardan da olabilir mi? Yani Anadolu'yu da kaybetmekle karşı karşıya kalabilir mi? Bakın bunlar çok tehlikeli sorular. Böyle bir adım atarsa, atmaya kalkarsa büyük ihtimalle o biraz önce bahsettiğim Asya ülkeleri Türkiye'nin yanında olacaktır. Şöyle düşünün, Türkiye eğer ki Kıbrıs'ın kontrolünü tamamen ele geçirirse Kıbrıs'a sahip olan ülke tüm doğal gaz kaynaklarının ve tüm petrol kaynaklarının da sahibi haline geliyor. Herkes araştırmalarını Güney Kıbrıs'la yaptığı anlaşmalara dayandırıyor. Ekonomik münhasır bölge dediğimiz bölgedeki etkin doğalgaz kaynakları Kıbrıs'ın kıta sahanlığı içerisinde. Ve Güney Kıbrıs tüm dünya tarafından tanındığı için Güney Kıbrıs'la herkes anlaşma yapıyor. Kuzey Kıbrıs'ı tanımayarak Türkiye'yi dışlamayı da başarıyor. Burada Türkiye'nin atabileceği son adım büyük ihtimalle Kıbrıs'a bir müdahale olacaktır ve 12 adalara bir müdahale olacaktır. Aksi takdirde Libya anlaşmasının da çöpe gitmesiyle birlikte Türkiye'nin hem Akdeniz'deki hem de Ege'deki tüm etkinliği sona erecektir. Bu büyük bir stres ortamı arkadaşlar. Bu dünyayı 3. Dünya Savaşı'na sürükleyecek bir ortam aslına bakarsanız. Bugün büyük bir pandemiyle karşı karşıyayız. Bu pandemi tüm dünyayı kasıp kavuruyor ve ne zaman biteceği belli değil. Birinci dalganın ikinci tepe noktası yaşandığı söyleniyor. Eylül, Ekim, Kasım, Aralık ayları içerisinde hastalığın esas büyük dalgası olan ikinci dalganın gelebileceği, belki milyonlarca insanın hayatını kaybedebileceği ve bu tedirginlikle dünyadaki ülkelerin neredeyse tamamının ekonomilerini ve sınırlarını kapatacağı konuşuluyor. Şimdi bu kadar büyük bir ekonomik daralma çok ciddi sosyal bir baskı anlamına geliyor ve aynı zamanda savaş sinyali anlamına geliyor. Görünen o ki hem Türkiye ile ilgili yapılan açıklamalar, hem Rusya ile ilgili yapılan açıklamalar, hem İran'ın iyiden iyiye içeriye hapsedilmiş olması, İran'ın patlamaya hazır bir bomba haline getirilmiş olması, Amerika ile Çin arasında devam eden ticaret savaşlarının artık politik ve diplomatik savaşlara dönüşmüş olması, gerilimin şiddete doğru dönüşüyor olması, bakın Güney Çin Denizi'nde Çin de Amerika'ya karşı çok büyük bir tatbikat yaptı. Öbür taraftan Hong Kong'daki baskılarını arttırıyor. Yani Batı'nın en önemli ticari ve finansal alanlarından birisi olan Asya'ya hükmettiği Hong Kong üzerindeki gücünü her geçen gün biraz daha arttırıyor. Dolayısıyla bütün bu gerilimler Asya Paktı'nı oluşturuyor bana göre. Yani Çin, Rusya, İran ve Türkiye ortak bir alanda buluşuyor. Ve Doğu Akdeniz'deki o büyük doğalgaz kaynaklarını ne Akdeniz'e kıyısı olan ülkelere bırakmak istiyorlar ne de Avrupa'ya bırakmak istiyorlar. Eğer ki Doğu Akdeniz'deki doğalgazlara da Rusya, Çin, Türkiye, İran hakim olursa, aynı zamanda teknolojik olarak da kendini geliştirirse ki Çin bu anlamda başı çekiyor zaten, Batı ile çok ciddi bir mücadele veriyor, güç dengeleri değişecek gibi görünüyor. Enerjiye hakim olmayan, hala eski teknolojiyle, eski sanayi sistemiyle işi götürmeye çalışan Avrupa için büyük bir darbe olmasından bahsedebiliriz rahatlıkla. Amerika gerek coğrafi olarak uzak kaldığı için, gerek teknolojik olarak çok önemli bir ülke olduğu için bu işin öyle ya da böyle kazananı olabilir ama bu işin en önemli kaybedeni Avrupa olacaktır. Bu savaşın da bana göre kaybedeni Avrupa olacaktır sevgili dostlarım. Peki kazananı kim olacaktır? Eğer ki bir 3. Dünya Savaşı çıkarsa, Asya ile Avrupa ya da Asya ile Batı birbirine girerse bu işin kazananı kim olacaktır? Bana göre çok net bir şekilde Asya tarafı olacaktır. Yanlış bir adım atmazlarsa ve birlikte olmayı öğrenirlerse, Suriye ile Türkiye kavga etmezse, Türkiye ile Rusya kavga etmezse, Türkiye ile İran kavga etmezse ya da İran ile Rusya kavga etmezse fark etmez. Bu bölgenin ülkeleri artık burada çok büyük bir güç olduklarını fark ederlerse ve kaynaklara da her anlamda sahip olduklarını, hem insan kaynaklarına, hem madenlere, hem yeraltı kaynaklarına,
hem fosil kaynakları hem de yenilenebilir enerji kaynaklarına, aynı zamanda su havzalarına sahip olduklarını fark ederlerse ve bu gücü doğru bir şekilde kullanırlarsa Avrupa ya da Batı'nın Asya ülkelerinin karşısında durma ihtimali yok arkadaşlar. Batı ülkeleri de ellerindeki gücü sonuna kadar kullanarak durumu lehlerine çevirmek için her şeyi yapacaklardır. Bu da apayrı bir tartışma konusu. Şimdi gelelim, böyle bir stres ortamı finansal piyasaları nasıl etkiler? Biraz bundan bahsetmek istiyorum sizlere. Hisse senedi piyasalarında büyük yıkımlar olur arkadaşlar. Bir kere şirketler çok ciddi anlamda batıklarla karşımıza çıkacak. Pandemi etkisi her geçen gün ekonomileri ters köşe yapmaya devam edecek. Hele ki Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarında yaşanabilecek olası bir ikinci dalga etkisi olur ve dünya ekonomileri içlerine kapanırlarsa o zaman pek çok uluslararası şirket, KOBİ, hatta küçük esnaf batmak zorunda kalacak. Bu büyük işsizlikleri ve büyük yoksullukları beraberine getirecek arkadaşlar. İşte böyle bir ortam hisse senedi piyasalarının da dip yapmasını beraberinde getirir. Peki bu kadar stres ortamının olduğu bir durumda dolarda tablo ne olur? Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeler çok ciddi manada dolara olan ihtiyacını arttıracaktır. İhtiyaç arttıkça da bizim gibi ülkelerde, Türkiye'de, Venezuela'da, Arjantin'de, Brezilya'da, Güney Afrika'da fark etmez, devalüasyonist etkiler görülmeye başlayacak arkadaşlar. Borç bulmakta daha zorlanacak. Biraz önce bahsettiğim jeopolitik etkilerden dolayı da borç bulmakta zorlanacak. Sadece ekonomisi sıkıntılı olduğu için değil bakın. Sadece Merkez Bankası rezervleri tükendiği için, dış borcu arttığı için, bütçesi korkunç bir açık verdiği için değil ya da dış ticareti patlayıp cari açığı da patladığı için değil. Doğu Akdeniz, Libya, Suriye gibi bölgelerde Türkiye'yi köşeye sıkıştırmak isteyen Batı elindeki finansal enstrümanları sonuna kadar kullanacak ve bunların içerisindeki en önemli malzemelerinden birisi de tabii ki kur baskısı, kur şoku olacak. Türkiye ihtiyaçlarını karşılayamadığı için de kurda ciddi atakları görmeye başlayacağız. Bakın dolar endeksi adım adım yükselmeye başladı. 92'nin üzerine çıktı. Yakın zaman içerisinde endeksin 100'ün üzerine tekrar attığını kendisini görebiliriz. Böyle bir durumda bizdeki doların yükselişi de hızlanacaktır. Parite de hızlı bir şekilde geriye gelecektir. Euro'nun değer kaybetmesi, doların değer kazanması anlamına geliyor. Bu koşullar daha çok da fazla gerilmeden zaten biz dolarda 7.80 seviyesini göreceğiz. Ama bu gerilim ortamının artmasıyla birlikte 13, 14, 15 lira civarında bir dolar kuruyla karşı karşıya kalacağız. Belki bu bizim için hayırlı da olacak arkadaşlar. Türkiye artık üretmeyi öğrenecek. Ara malından sermaye malına, sermaye malından son ürününe kadar bütün ürünlerini kendisi üretmeyi öğrenecek. Öyle ya da böyle. Bu o anlamda hayırlı da olabilir. Altın cephesine baktığım zaman biraz önce söylediğim nedenler o kadar somut bir şekilde karşımıza çıkıyor ki artık. Her ülke birbirine karşı o kadar silahlarını çekmiş durumda ki bu altın fiyatlarının önümüzdeki süreçte 2500 dolara gidişinin çok hızlı olacağını gösteriyor. 2300 dolar ilk hedefimiz, 2500 dolar orta vadeli hedefimiz ama orta vadenin süresi kısalıyor gibi. Özellikle ikinci dalga önümüze geldiği an itibariyle altındaki yukarıya gidişat çok daha hızlanacak. 2300 çok kısa bir durak olup çok hızlı bir şekilde altın 2500 dolara gidebilir ve sonrasında 3000 doları zorlamaya başlayabilir. Gram altın için de şunu söyleyebilirim. Hem onsun hızlı yükselişi hem de doların hızlı yükselişiyle birlikte hiç ummadığımız seviyeleri görmeye başlayabiliriz. Normal koşullar içerisinde 7.80'e giden dolar kuru, 2100'ü zorlayan bir altın ons değeri bize 526 liralık gram altını gösterecektir arkadaşlar. Olağanüstü koşullar devreye girdiği an itibariyle savaş ihtimalinin her geçen gün güçlenmesiyle birlikte 2500 doları zorlayan bir ons 13, 14, 15 liralara gitmiş bir dolar fiyatıyla biz 1000 liraların üzerinde bir gram altın görebiliriz arkadaşlar. Kimse şaşırmasın. Peki altın geriye gidebilir mi Türkiye'de? Yani gram altın fiyatları dramatik bir şekilde düşüp 300 lira, 200 lira olabilir mi? İhtimali bile yok. Biz önümüzdeki süreçte bırakın 300, 200'ü, 400'ü seviyeleri bile bir daha telaffuz etmeyeceğiz. 500 lira
ve üstünü konuşuyor olacağız. 600 liraları konuşuyor olacağız. Altın düşecek, geriye gidecek, tepe taklak olacak falan sözleri her zaman olduğu gibi havada kalacak ve bunu söyleyenler de her zaman olduğu gibi yanılmaya devam edecek. Son bir not, gümüş altına bağlı olarak yükselişini devam ettirecek. Kripto paralar cephesinde Bitcoin hızlı bir yükselişe girecek arkadaşlar. Gelenekselciler nasıl altına yükleniyorsa yenilikçiler de genel itibariyle kripto paraya ve yoğunluklu olarak Bitcoin'e yükleniyorlar arkadaşlar. Onun için biz Bitcoin'i 10.000 seviyesinde görüyor olabiliriz ama tekrar 12.000 dolar seviyelerine doğru giden bir Bitcoin göreceğiz. Ve gerilimin artması, ortamdaki stresin artması ile birlikte 14-15.000 dolarları zorlayan bir Bitcoin zirvesi göreceğiz. Sterlin 10 liranın hemen kıyısında duruyor. Devam edecek mi bu yükseliş? Avrupa Birliği'nden kendisini dışarıya çıkarmış, hatta sıyırmış olan İngiltere'nin para birimi bundan sonraki süreçte de yükseliş eğilimine devam edecek. Evet, dalgalanmalar olacak ama bu dalgalanmalar eskisi gibi 7 liraya giden bir sterlini işaret etmeyecek. Yukarıya doğru yönünü devam ettirecek. Hedefi de 12 ile 13 lira arasında olacak. Özellikle doların 7.80'i zorladığı noktada. Evet, bu videomun da sonuna geldim. Yeni videoda tekrar birlikte olacağız. Görüşene kadar hoşça kalın, mutlu kalın. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Abone olmayı ihmal etmeyin. Bildirimlerinizi mutlaka açın. Sizlere çok daha hızlı bir şekilde ulaşıyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz mutlaka dostlarınızla paylaşın. Katıl butonuna basarak kanalımıza destek verebilirsiniz. Ve aynı zamanda beni Instagram'dan da takip etmeyi ihmal etmeyin. Hoşça kalın, mutlu kalın dostlar.